Ben daha başka hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bir de dua ya, kasımsın yani. Sadece üzerime alamıyorum. Ya, alamıyorum. Abi şeyden, Ortaköy'den aldım abi. Breaking Bad'e dönmesin de. Biz abi buna 4 sene boyunca examine dedik. Ne alaka ben de anlamadım. Merhaba sevgili gençler. Bugün Yargı'nın 1512. bölümünde bilin bakalım kimi çağırdı. Sanal fakülte sahibi, psikolojik fenci olan, kendisine böyle bir at takan, ne alaka ben de anlamadım. Böyle bir hocamız var kardeşim. Kendisi çap yaptı. Bunu her 10 dakikada bir, hatta her 5 dakikada bir söyleyeceğim. Kendisi çapa sahip. Çapçı bir arkadaş. Çap konusunda değer veriyor. Bugün ben çapım kadar konuşacağım. Bakalım neler yaşanacak. Çok merak ediyorum. Evet, videonun başlangıcı çılgın esprilerle başladık. Aynen. Bugün kimi yargılıyoruz biliyor musunuz? Sibel, söylemek ister misin? Kimi yargılıyoruz bugün? Bugün 1 Haziran'da direkt kendini dışarı atan, Starbucks'a koşan, white chocolate mokasıyla plajlara akın ederek bronz teniyle sahillerde boy gösteren insanları ne yapıyoruz? Yargılıyoruz. Judgment. Vallahi ben acımayacağım. Judge konseyi geldi. Evet. Onlardan biri de bendim. Lanet olsun, itiraf edeceğim. Evet, doğru. Evet. Yani o kadar karantinada kaldık. Çıkmayak mı hocam? Ben de kaldım. Doğru. Bu da kaldı. Yani şimdi hiç, yani 2 Haziran'da bana şey dedi mesela. Bebek Starbucks'a gittim, yer bulamadım falan. Yani ben daha başka hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bir de duvar kasılsın yani. Evet, çok haklısın. Ya, ama şöyle giremedik de bu arada. Sokmuyor. Ama denemişsin yani. Aynen, lanet olsun denemiyor. Neden? Çok haklısın. Neden? Ya açıklayamayacağım bazı sebeplerden dolayı falan diyormuşum. Ama ya çok sıkıldık evde. Çok haklısın ve ben Avcılar'dayım. Bilen biliyor. Gezecek hiçbir yer yok. Yani ve benim zenginlik anlayışımda priority'de Starbucks var yani. Kendimi tek zengin, hem fakir hem zengin hissettiğim bir yerlerden biri Starbucks. O manzaraya ya öldüğüm, mahvolduğum bir yer. Ama çok haklısın. Gidilmemesi gerekiyordu. Kapalı alanlara girilmemesi. Ama gittim. Evet. Hadi cacıla beni. O yüzden bu videoda sen konuşmuyorsun. Bundan sonra bu kanal benim. Bu videoda bundan sonra ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Artık çünkü kınadığın davranışları yaptığın için maalesef sana hak veremeyeceğim yani. Kusura bakma. Arkaya çok kötü bir şarkı koyabilir misin? Evet, arkaya editle ama. Burço'nun dramı diye. Bu arada, çok haklısın ya. Bu arada kanalda benden çok bahsediyordum. Belki merak etmişlerdir. İşte Sibel editlerde falan geçiyordu. Hayır etmediler. Tamam o zaman. O Sibel benim diyecektim ama gerek kalmadı. Şimdi beni bozduğun için söylemeyeceğim. Hayır etmediler. Peki. Sibel benim yüksek lisanstan arkadaşım. Kendisiyle evet, bir çimende oturamadık. Çünkü lanet olsun karantina oldu. Bu hastalık oldu. Sibel, bu hastalık hakkında birkaç bir şey söylemek ister misin? Vallahi bak konunun... Geleceğe yönelik. Evet. Konunun uzmanı değilim öncelikle. Onu söyleyeyim. Uzmanlığım olmadığı konuda konuşmayı sevmem ama konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence 2020 tamamen bitti, kapandı. Arkadaşlar unutun yani. 2021 bizim için belki temiz bir sayfa olabilir mi bilmiyorum. O da aşının bulunmasına bağlı. O yüzden okullar falan açılamaz yani. Şimdi o konuya da geleceğiz de. O yüzden online eğitime falan kendinizi alıştırın bence. Ben çok mümkün görmüyorum yani durumun düzelmesini. Bugün vaka yine 1200'ün üzerindeymiş. Baktım yayından önce. Sana daha çok saldırabileyim diye. Çok haklısın. Ama şimdi sen mazlum pozuna geçtin. Böyle olmuyor yani. Ya ama ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen Mehmet Ceyhan var ya adam. Evet. Enfeksiyon daire başkanı. Şöyle bir cümle kullandı ve benim çok mantığıma yattı. Şimdi sana da söyleyeceğim. Eğer yanlışsam veya yanlış düşünüyorsam veya mantık yanlışsa düzelt. Yani senin fikrini öğrenmek istiyorum. Şöyle bir durum var diyor. Siz zannediyorsunuz ki diyor mesela önümüzdeki ay bayram, Kurban Bayramı. Herkes saldırdı bir yerlere ve ondan 2 hafta sonra vaka sayıları uçacak. Böyle bir şey yok diyor. Neden yok? Çok mantıklı geldi bana. Çünkü dedi bu hastalığı taşıyanların %95'i genç. Ve maalesef ki çoğu da... Aynen öyle. Oradan bir efekt geldi. Ve çoğu da semptomları göstermediği için halbuki taşıyıcılar o bakımdan hastaneye gelip test yaptırmıyorlar. Yani adamın söylemek istediği şey şu. Siz fırlayacak zannediyorsunuz ama yok. Fırlamayacak. Ya şöyle fırlamayacak. Var, yakalanan var ama
her vücutta farklı tepki gösterdiği için, ya çok affedersin, yeni yeni semptomlar eklediler. Mesela diyor ki mide ağrısı diyor. Evet evet. Ya birinde duydum başı ağrıyormuş. Gidiyor öğreniyor, pozitif çıkıyor. Yani baş ağrısı öyle dersin yani, saçma sapan. Hani dersin ki migrenim tuttu falan gibi. O bakımdan yani nereye bağlayacağım lanet olsun. Konu sattı. Sonuçta dışarı çık... Ya mesela ama bak şu online eğitim konusunda sana katılıyorum ama ben gerçekten bu konuyu şimdi ikimiz de yani eğitimciyiz abi. O diploma alındı mı alındı. Evet. Bitti yani. Hani sayılı üniversitelerden diploma aldık. Herkes konuşuyor, biz mi konuşmayacağız? Sen. Şimdi ben burada konuşmam ya. Ya hayır, yargıysa eğer yani insanlar beni yargılayabilir. Bazı biliyorsun yani veliler tarafından acımasız olarak adlandırılıyoruz. Evet. Belki az çok Facebook gruplarında veya işte Twitter'da orada burada okumuşsundur. Öğretmenler sadece kendi maaşlarını düşünüyor. Aynen. Twitter'da da linç var öğretmenlere karşı. Evet. Sence ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de düşüncelerimi söyleyeceğim de senden bir duymak istiyorum. Ha, linç mevzusunu diyorsan eğer. Evet. Yani bir kere şöyle bir şey var. Ne yapabiliriz ki? Hani online eğitime birdenbire geçildi ve herkesin teknik donanımı olmayabilir. Bu konu hakkında yeterli bilgisi olmayabilir. Bunların evet, hepsi olabilir ki öğretmenlerin çoğunda teknik donanım yok. Bende yok mesela. Evet. Yani o online dersleri verimli yapabileceğim bir aygıtım yok yani. Evet, kesinlikle. O yüzden yani eğer kurum sana bunları sağlıyorsa ve sen evet yapmıyorsan o zaman velilerin bir şey söyleme hakkı var. Kesinlikle. Ama senin elindeki imkanların el verdiği dahilince bir şeyler yapıyorsan ama buna rağmen seni linçliyorlarsa bu birazcık yani affedersin ne diyeyim, bencilliğe mi giriyor artık? Başka şeylere de giriyor yani. Kesinlikle. Buradan öğretmenlere hep bir saldırı var zaten. Sadece online eğitimde değil, illa bir şey buluyorlar. İşte 3 ay yatıyorsunuz, ondan sonra bir sürü şey bulunabilir. Nedenini bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bu konuyla ilgili de bir şeyler vardı. Karikatür, git o zaman oku eğitim fakültesi orada falan filan yani. Tercih evet dönemine geldiği zaman öğretmenlik yazmayın diye linç edenler, öğretmen olanlara bu sefer tatil işte yatıyorsunuz kolay meslek diyor. Bu da ayrı bir ironi, zaten çok sinirlendim şu an. Ya Sibel öyle bir şey ki ya çok enteresan ama bizim meslektaşlarımız da bunu yapıyor biliyor musun? Çok tanık oldum. Lanet olsun. Şunu dedi. Ben şöyle bir hikaye okudum ya. Ya ben şöyle bir tweet okudum veya şöyle bir Facebook gönderisi gördüm. Ya üçünden biri ama üçünü bilerek söyledim ki çok fazla çıkılmasını istemiyorum açıkçası. O zaman git KPSS'ye atan. Ha, evet. Ama sen o zaman lince önayak oluyorsun ya. Aynen öyle. Ben de seni linç ederim. Ben KPSS'ye atanmak zorunda değilim. Bu tamamen benim tercihim. Kişisel bir tercih ya. Aynen öyle. İlla devlet öğretmeni olmak zorunda değilim. Ya anlatabiliyor muyum? Ama evet, sen şöyle bir cümle kullanıyorsun. Kıskanıyor musun? Ha evet, tatilimiz var. Evet doğru. O zaman git KPSS'ye sen de atan. Evet. Çok... Ve acınası ne biliyor musun? Bu insan öğrencilere ders veriyor. Maalesef öyle ya, maalesef. Neler var ya, neler var. Sadece bu konuda değil yani. Diyorsun ki bu nasıl eğitimci ya diyorsun. Bunun eğittiği çocuktan ne olacak diyorsun mesela. Aynen. Ama maalesef değil mi? Aynen, ben de dertlendim. Gözyaşlarım şu an akacak burada ya. Aynen. Biz bu videoyu eğlenmek için çektik. Neden ağlıyoruz? Aynen. Ama işte gerçekten Türkiye'de çok kanayan yara var. Evet. Ben birazcık seni çağırmamın sebebi de o. Meslektaşımsın ama farklı düşünceler de tabii ki de olabilir. Ama ben bu şu linçlere, şu işte laf sokmalardan, bu yani nasıl söyleyeyim, olsun çocuk dünyaya bir tek geliyor ama işte eğitim hep yapılır. Ya bunu pedagojik anlamda bile düşünmüyorlar. Sana bunu da sormak istiyorum. Yani 7 yaşına giden bir çocuk, hani bilirsin ya 6 yaşında ve 7 yaşında birinci sınıfa dair sadece okuma yazma değil, değerler eğitimi de verilir. Tabii tabii. Sence 8. yaşında veya 9. yaşında olan bir çocuk okuma yazma başladığında tamam olabilir mi? Yoksa bir şeyler geriden mi gelir? Ben geriden geleceğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bunun pedagojik anlamda da sıkıntıları var. Tabii tabii tabii, mutlaka. Yani ve sadece normal öğrenciler yok. Bu öğrencilerin içinde üstün zekalılar da var. Hı-hı. Kaynaştırma öğrencileri de var. Evet. Bunları kimse düşünmüyor. Herkese göre ya ne var? Çocuklarımız evde kalsın. İkincisi şöyle bir şey daha var. O çocuğun ne vakti dışarıda delicesine, stresini ve o enerjisini atma vakti. Ve aynı zamanda sen de biliyorsun ki en güzel arkadaşlıklar daha küçük küçük yaşlarda. Evet, evet. İşte mesela bencil olmama durumu, hı-hı, paylaşımcılık durumu hani buradan başlıyor. Sen hem de yani psikoloji ve danışmanlık da okuduğun için
Bunu apayrı olarak sormak istiyorum sana. Yani asıl sorum şu. 7 yaşındaki bir çocuk veya affedersin 8 yaşındaki bir çocuk birinci sınıfa gitmeli mi? Gidebilir mi? Yoksa pedagojik anlamda gerçekten yanlış mı? Pedagojik anlamda yanlış bir kere. Söylediğin şeylere kesinlikle katılıyorum. Hani böyle bir uzman gözüyle bakarsan, böyle çapçı gözüyle bakarsan. Kesinlikle öyle. Ya kesinlikle katılıyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Yani eğitim fakültesinde okuyan arkadaşlar çok iyi bilir. Belli gelişim dönemleri ve o gelişim dönemlerinin de gelişim görevleri var. Onlar zamanında yapılmadığı zaman, zamanından erken ya da zamanından sonra gerçekleştirmeye çalıştığı zaman zaten çok fazla sıkıntıların meydana geldiğini biz biliyoruz. Evet. Bu yüzden söylediğim gibi yani doğru değil. Ne diyeyim daha? Anladım. Ya bu yetti zaten. Hani anlatabildim. Peki bir karantina süreci, ben birazcık karantinaya sallayıp sonra tekrar sana söylemek istiyorum. Tamam. Hani bu AVM ve plajlar yani beni çok sinirlendiriyor. Neden açıldı ama? Düşün bakalım neden açıldı? Tabii yani hadi bunu burada konuşalım. Linse linç, yargı ise yargı, ekonomi. Birileri evet. Dedi ki para büyüktür, eğitim. Para büyüktür bizim çocuklarımızdan. Sağlık. Aynen sağlıktan evet. Kesinlikle. Hani bir güruh var ya hiç kimse kusura bakmasın ben artık söyleyeceğim yani içimdekiler tutmaktansa. O isterse %1'lik güruh olsun. Şu an Bodrum ve Gümüşlük'te tatil yapan güruh aynı şekilde Twitter'dan okullar açılmasın diye bas bas bağırıyor. Evet, kesinlikle. Kimse gerizekalı değil tamam mı? Evet. Kimse gerizekalı değil. Sen orada tatiline gittin ama burada okullar açılmasın. Peki kardeşim ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Yine haberlerde birini dinlemiştim. Şu an hatırlamıyorum. Habertürk genel yönetmeni olabilir. Genel yayın yönetmeni olabilir ama. Şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki biliyorsunuz 1940 ve 1945 yılları arasında bir savaş dönemi vardı. Ve bu savaş döneminden tüm dünya etkilendi. Değil mi? Sadece evet. Almanya veya Polonya değil. Veya sadece Yahudiler değil. Adam şöyle bir cümle kullandı. Belki doğrudur, belki yanlıştır. O zamanlarda okula gitmeyen insanların, öğrencilerin ceremesini biz hala çekiyoruz dedi. Bu çok doğru, acı bir kesinlikle cümle. Doğru. Yani hani diyoruz ya, bir yıl gitmesinler. Ya bunu aşamalı veya kademeli bir şekilde daha düzenleyemeyiz mi? Yani bu düz mantıkla düşünmeyelim ya. Hani biraz daha kademe koyalım, bir şeyler koyalım, eğitimi çeşitlendirelim. Bir yıl gitmeyelim. Senin dediğin gibi gerçekten her öğretmeni, devlet veya özel, sen bu kadar eğitime değil mi önem verdiğini söylüyorsun. Çocuklarımız her şeyimiz diyorsun, değil mi? Senin dediğin gibi bir altyapı. Zaten aynen öyle. Senin o söylediğin yorumu da fenlik bir durumda paylaştın. Gerçekten çok doğru bir şey söyledin. Yani hani tüm özetleyici bir şekilde söylemişsin. Altyapı sağlanmazsa ben niye online eğitim vermeyeyim? Ama aynen öyle. Emin ol yüz yüze çocuklar daha mutlu. Tabii ki. Bu tartışılmaz. En amiyane tabirle çocuk evde sıkılıyor. Bitti. Evet. Tek cümle. Ya bu bir böyle. De EBA'ya katılım ne kadar dediler geçen ya? %30, %40'larda falan dediler. Yani bunu arttırmanın da çok da mümkünatı yok. Kontrol etmenin de mümkünatı yok zaten. Yani çocuk evde yani dinlemesi için o çocuğun çok üst bir bilince sahip olması lazım. Öyle diyeyim ben sana. Ya da anne babasının zoruyla dinliyordur yani büyük ihtimalle. Hiçbir çocuk oturup da ben televizyondan işte ders dinleyeyim falan diye hareket etmez yani. Bunu hepimiz biliyoruz yani. O yüzden hayalperest olmayalım. Ama evet. Şunu da düşünüyorum ben. Şu anda işte devlet okullarında 40-50 kişilik sınıflar var. Bunlar nasıl çok düzenlenir? Çok haklısın. Nasıl olmalı sence? Yani bunu yani, cidden bilmediğim için soruyorum. Çünkü ya bir çözüm bulamadım. Bence ertelenme sebebi bunu düzenleyememeleri. Bana öyle geliyor ki çünkü Ziya Selçuk okulları açmak istiyordu. Ben CNN Türk'te izledim. Her yer açık biz okulları niye açmayalım ki dedi yani. Haklı. Ama evet. Şimdi mesela ne yaptı? Ertelemek zorunda kaldı. Bence planlama yapılamadı. Bana öyle geliyor. Çünkü yeterli sayıda derslik bulunamadı belki. Yani 50 kişiden bahsediyoruz. Bir sınıfta 15 kişinin de olması gerektiğini söylüyorlar. Yani sen 3 sınıfa belki de 4 sınıfa bölmen gerekecek o sınıfı. Hangi saat aralığında nereye koyacaksın? Evet. Belki prefabrik sınıflar düşünülebilir ama o da işte maliyet vesaire. Yani o durumları çok bilmediğim için çok da açıkçası bir çözüm ben üretemedim yani. Günlerdir düşünüyorum nasıl olabilir diye. Belki şey olabilir hani yarı okula gitsinler, yarı uzaktan devam etsin. Onun verimliliği yani, de tartışılır. O yüzden zor diyorum. Sınıfları böldük. Öğretmen açığı. Ücretli öğretmen ne kapatacak devlette? Özelde çok de yanlış. Daha çok çalıştıracak. Çok yani yanlış. Kesinlikle böyle olacak. Ama söylediğim gibi yani bu işi bence ayarlayamadılar. Gerçekten evet. De böyle kafayı yersin yani. Düşün mesela gerçekten çıkmaz bir yola giriyor. Nüfusumuz çok fazla. Yani özellikle doğudaki okullarda mesela bazı okullarda çok fazla 40-50 kişilik sınıflar var. İstanbul'da bile var yani. Çok uzağa gitmeye. Tabii. Yani o yüzden bizim ülkemizde çok da kolay değil yani. Biz yabancı ülkelerin fotoğraflarını paylaşıyorlar mesela. Başlamışlar eğitime. İşte çocukları böyle kafesin içine almışlar vesaire ama ya biz
bizde olabilir mi öyle bir şey? Mümkün mü o kalabalığın içerisinde? Brezilya'nın bir kentinde. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Biliyorsun yani bu yayınlara da çok güvenmemek lazım aslında. Öyle. Gerçekten yabancı kaynak okumak gerekiyor. Hı. Yani ciddi anlamda söylüyorum bunu. Brezilya'nın bir kentinde okulları bir hafta açıyorlar. Sözde yani söz gelimi öyle açıklanıyor. Hı. Habertürk veya CNN'de, NTV'de olabilir. Fırlamış bir anda. Hı. İsrail'le ilgili ben görmüştüm o grafiği. Evet, bir de o da var. Ben bunu grafik olarak görmedim. Sadece bir haberde yayınlanan kısmı bu. Brezilya'nın bir kent. Sadece küçük bir kentinde, hatta bir ilçesinde bir orada açmışlar ve fırladığını görüp tekrar kapatmışlar. Şimdi evet, şu an biliyorsun çocukların ölüm oranları çok düşük. Hiç yok değil ama çok düşük. Evet, sanırım bildiğim kadarıyla %0.2 falan, öyle söyleyeyim. Ama çok ulaştırmaya bakıyorlar. Tabii. Ama çok fena durumlar karışır. Yani bir yaşlının, ya çok özür dilerim, çok böyle saçma bir cümle kullanacağım ama bir yaşlının ölümü var bir yanda, bir yanda da bir küçücük bir çocuğun ölümü. Şimdi bu çok Türkiye'de etki yaratmaz ama bu çok yaratır. Evet. Suçlamalar, hakaretler, suçlamalar bakanlıklara, evet, öğretmenlere, evet, öğretmenlere, öğretmenlere. Çünkü biliyorsun öğretmen, hı-hı, taşır değil mi? Çocuk taşımaz. Hı-hı. Hepsinin aklında oluşan cümle bu. Öğretmen oradan geliyor, buradan geliyor, taşır. Hep böyle konuşuluyor. Ben bir de sana şunu sormak istiyorum. Artık yargı kısmına geçeceğim gerçekten. AVM, plajlar, düğünler yapılmaya başlandığında ne hissettin? Çünkü Sibel sen çok dışarı çıkmadın. Ben yok, buradan da söylemek istiyorum bu arada. Sibel çok fazla dışarı çıkmadı. Hatta hiç çıkmadı. Yani evde durumunu efektif bir şekilde geçirmeye çalıştı. Tabii kendisine onu da soracağım. Hmm. Ne kadar faydalı oldu kendi öz gelişimi için. Ama o insanları görünce ne düşündün ya? Ben artık yargı kısmına geçmek istiyorum. Ya şimdi şöyle, 1 Haziran'da bu olaylar başladı biliyorsun. Evet. Ondan öncesinde de ben çok kızgındım insanları zaten. Bir kere bizim milletimiz sosyal mesafeye uyayım, işte maskemi takayım falan, bunu yani kabullenemedi. Ben bir markete çıktığım zaman deliriyordum mesela. Eve geliyordum, duvar yumrukluyordum falan böyle. Beni markete götürmüyorlardı artık, vazgeçtiler yani çıldıracağım için. O süreci zaten ben evde geçirdim. 1 Haziran'a kadar kesinlikle dışarı çıkmadım market dışında. 1 Haziran'dan sonra bir kez Kadıköy'e gittim bu zamana kadar. Onun dışında bir de sahile gidiyorum bisiklete binmeye, biliyorsun. O da insanlarla kesinlikle temas etmeden. Bunun, evet, dışında yani zorunluluk dışında ben dışarıya çıkmadım. Şimdi şunu düşündüm ben plaj fotoğraflarını görünce. Affedersin, İstanbul'un nemli lanet sıcağında ben evimde oturuyor isem, sen bir sene gitmesen ne olur? Ne bir olur? Bir sene denize girme ya. Bir sene ne denize olur? Girme. Ne olur? Demek ki hiç olmuyor şey Sibel. Ya olmuyor demek ki. Sıkıldığınızı anlıyorum ama ya bayramda o plajların ana baba günü olacağı belli ya. Tamam mı? Bayram mı değil, şu an bile açıp bakabilirsin. Hala ana baba günü. Hala öyle mi? Ağustos ayındayız. Tabii. Ya ben ne diyeyim yani. Sen kendini riske atıyorsun ama kendinle birlikte etrafındaki bütün insanları riske atıyorsun. Bu işte ahlak gelişimine dayanıyor yani. Senin ya ahlak gelişimin... Şöyle bir algı yaratıldı. Çok özür dilerim. Çok yükseldim, farkındayım. Çok haklısın. Şöyle bir algı yaratıldı. Bununla da ilgili sana bir soru soracağım. Hastalık İstanbul, Ankara, İzmir'de. Yani. Böyle bir algı yaratıldı. Hem de 40 yaş üzeri bireylere. Hı. Samimiyetle söylüyorum. Hastalık İstanbul, Ankara, İzmir'de. Neymiş efendim? Yazlık yerlerde yokmuş. Öyle bir şey yok. O bilerek turizmin canlanması için belki de söylenen bir şey yani. Tabii ki hak veriyorum. Ne diyeyim ya? Ekonomi çok kötü durumda olduğu için, ekonomimiz kötü durumda olduğu için turizme de ağırlık vermek zorundalar. Kamu spotları dönüyor. Gelin burada tatilinizi yapın falan filan diye böyle. Evet, gördüm. Yani onlar da haklı, biz de haklıyız şimdi. Ben ne diyeyim? Yani evet. Şuna düşüyor, vatandaş gitmeyecek o zaman. Kendi sağlığını ve etrafı düşünüyorsa gitmeyecek o zaman yani. Buraya geliyor mevzu yine. Ve biliyorsun yazlık yerlerde sağlık hizmetleri daha kötü. Çünkü sağlık ocağı var. Sağlık ocağı var. Küçük bir özel hastane var. Benim gittiğim bütün yazlık yerlerde öyleydi. Evet, yani evet. Büyük bir hastane bulmanın imkanı yok yani. Bunu nasıl göze alıyorlar mesela, ben onu merak değil ediyorum. Değil mi? Yani hiç mi vaka yok? Hani buna inanabiliyor musun? Ya ne diyeyim artık, onlar kendileri gitmişler, ben gitmem. Yarın plaja gidiyormuşum falan. hayır sen benim gördüğüm, gerçekten bir de Zeynep diye bir arkadaşım var, o da gerçekten yani günde 3 defa maskesini değiştiriyor çalışmak durumunda, devlette çalıştığı için. Çok fazla izinleri yok onların. Normalleşme aşamasına girdi ki o yüzden. Elinde daima, kendisi kimyacı olduğu için dezenfektanını falan kendi yapıyor. Hani o harika. O derecede. Breaking Bad'e dönmesin de. Aynen. O bir
sen iki yani. Hani gerçekten çok dikkat ediyorsun. Ben açık konuşayım. Gerçekten beni yargılayabilirsin. Yok yani. Ben metrobüse de bindim. Sen gez canım. Sen konuşma ya. Aynen. Ben dershaneye ders vermeye de gittim. Ya o hani... mecburi bir durum ya. Ona bir şey diyemem yani. Çalışma durumları hakkında yorum yapamam. Maalesef. İnsanlara çalışmayın diyemem. Ama keyfi durumları biraz kısıtlamak lazım ya. Bu sene de Akçay'a gitmeyi var yani. Bu sene de Bodrum'a gitmeyi var. Ya çok şükür bu yaz bir yere gitmedim. Altınoluk'ta bir yerimize gitmedim yani. Aynen. Clap. Buraya evet, bir... tebrik ederiz hocam. Tebrikler. Evet, gitmedim. Ya aslında gidebilirdim. Lanet olsun, kendimi gömdüm. Git hadi falan diyorum. Yani, hani gidemedim. Hadi falan diyormuşum. Aynen. Böyle. Ama işin özü haklısın yani. AVM zaten hiç savunulacak yanı yok. Kesinlikle. Tabii yani, canım. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum şimdi. Daha da konuşurum ben konuşsam ama neyse. Yani senin söylemek istediğin başka şeyler var mı? Çünkü bu biraz daha yargıdan çok eğitimi cajlamak gibi bir şey oldu. Evet. Hani eğitim ve velileri. Şimdi biliyorsun ben şu an 3 senedir alanda yani sahada çalışıyorum. Alan evet. Demeyeceğim. Hani hı-hı. Hem dershane hem de özelde. Yani sen de buradan söylememde sakınca yoktur herhalde. Sibel de yakın zamanda devlet öğretmeni olacak. İnşallah. Tabii Allah nasip ederse görüyorsun aynen. Durumlarımızı. İşte sen hani İnşallah görmezsin. Çünkü devlette veli yok diyemem. Bazı insanlar gerçekten manyak. Yani manyak derken bayağı şey anlamda, şey terimi anlamda, hastalık terimi anlamda söylemek istiyorum. Ya mutlaka sen çok görmüşsündür ya. Ben o kadar görmedim yani şu ana kadar. Argo değil. Ya inşallah görmezsin. O yüzden yani kafalarında öyle şeyler döndürüyorlar ki yeri hı-hı. Geliyor senin verdiğin online dersi ne var ya evinde bir harcaması yok olarak görüyor. Yani şunu medeni durumuna kadar indirebiliyor. Allah Allah. Medeni oraya nasıl durum. İndiriyor? Çünkü evli değilim. Ha işin gücün yok. Evet ev geçindirmiyorum. Allah Allah. Ya işte yani nasıl yani. Diyeyim ya? Zihin yani zihnini yoruyorsun yetmiyor mu yani? İlla beden gücünü mü kullanman gerekiyor saygı duyuyorum. Ağzım. Öğretmenler ilk yıllarında faranjit oluyorlar. Şimdiden tabii söyleyeyim. Canım. Birinci ayında faranjitsin. Direkt. Aynen öyle. Yani ya. Hazır biz meslek öğretmen hastalığı yani. Direkt. Belki şeyden empati kurmuşlardır. Bu çocukları çok uzun süre evdeydi ya. Evet. Belki görmüşlerdir hani öğretmenlerin neyle uğraştığını birazcık belki anlamışlar mıdır bilmiyorum. İşte hastalık olmasa hepsi açılsın istiyor zaten. Biliyorsun. Evet, hatta evet. Hatta ayrı bir şey. Biliyorsun bu zamanında çok eskiden sabahçı öğlenci her tabii. Tarafta yaygındı. Evet evet. Ben öyleydim ilkokulda mesela. Evet. He mesela. Benim okulum şöyleydi Sibel. 9'dan 4'e kadardı ve hı-hı. Çalışan anne babalar için bir nimetti. Düşünsene. Tabii. Çocuk 4'te geliyor eve. Öğlen gelmiyor yani hani çalışan anne babalar için. Şimdi onlar için de bir sıkıntı oluştu. Aynen öyle. Çalışan anne baba eve gidecek, çocuk evde. Aynen. Ya babaanne dede yoksa, bakıcı yoksa, teyze hala yoksa, abla yoksa ne olacak o çocuk? Ne yapacak o çocuk? Ne yapacak o çocuk yani? Hani bunun güvenliği var. İşte ocaktır, şudur, doğalgazdır, budur. Yani düşünce o kadar çok parametre var ki. Düşünsen delirirsin ya, kafayı yersin yani. Tabii, aynen öyle. Ama bence çok güzel bir muhabbet oldu. Ben de devam ettirmek istiyorum. Ya edelim, lanet olsun ya, yapılacak, boşver. Yargılar. Allah Allah. Beni yargıla. Arkadaşlar, keyifli evet. Olarak lütfen dışarıya çıkmayın. Ben Twitter'da da yazıyorum. Lütfen çıkmayın ya. Ya bunalmış olabilirsiniz. Yeterince insanlara izole bir yerlere gidin bakın. Ben sahile gidiyorum. Üzerimi alamıyorum. Yani neyse tamam ya alınma yani ne diyeyim ya. Kahve aldın mı o gün? Kahve aldın mı? Abi şeyden Ortaköy'den aldım abi. Ortaköy Starbucks'tan. Ya Starbucks mi diye mi okunuyor? Aynen Starbucks diye okuyoruz. Pardon ama hocam. Siz nasıl okuyorsunuz? Biz Marmaralılar Starbucks diyoruz. Siz Boğaziçi'ler Starbucks diyorsunuz. Starbucks. Tamam. Ya ben sana onunla ilgili bir şey anlatacağım. Sen WhatsApp diyorsundur. Dur. Aynen benim hazırlıktan bir arkadaşım WhatsApp diyordu ısrarla. Doğrusu ya o da. Doğrusu o da. Ya WhatsApp abi yani. WhatsApp. WhatsApp aslan. Evet. Ya şey biliyor musun? Şey fiili var. Examine. Bu hani şey yapmak, evet. Araştırmak, ince evet, veya evet. Determine. Hı-hı. Biz abi buna 4 sene boyunca examine dedik. Determine dedik. Bir gün derste staj hocamızdı kadın tamam mı? Böyle yaptı. Arkadaşlar bir dakika dersi durduruyorum dedi. Biz dedik, ne oluyor lan? Hani mikro teaching yapıyoruz ha. Şeylik aha. Bir durum yok ama hani
hocam ne olur İngilizce konuşmayalım tadındayız. Hayır falan filan böyle. Tribe giriyor. Böyle yaptı. Arkadaşlar don't examine. Examine falan dedi, tamam mı? Ya hani düşündük gerçekten. Neden? Hakikaten. Abi işte ben beginner'dım zaten. Hı-hı. Ben yani şöyle düşün. Arkadaşım advanced. Millet böyle şey Suriye ile IŞİD arasındaki şeyle ilgili essay yazarken ben ABC'yi öğreniyordum. Tabii abi aynı zamanda ne? Aynen yani. Ve ben onlara bir yıl içinde yetişmeye çalışıyordum. Vay be. Başarı ya, öyküsü çok... sensin abi. Benim çapı falan anlatma. Sen bana kendini anlat ya. Ya bir neyse, şey benim videoma saklayacağım onu. Tamam dur bir dakika. Bir şey değil mi? Ama o kadar saçma bir sistem ki bak bir düşün. Bir yanda advance var. Adam zaten altyapısı sağlam. Ve yıl boyunca sadece essay yazıyor. Sınava hazırlanıyor. Bizim son anda proficiency'ye. Biz ABC'den başlıyoruz abi ve biz Mart'ta yazmaya başlıyoruz essay. Düşünebiliyor musun? Ve Haziran şey sınav Haziran'da. Adaletsiz. Abi sıfır adalet. Sıfır. Ya hemen geçemiyorsundur zaten. Tabii. Bravo. Hemen geçen bir arkadaşımız oldu biliyor musun? Ama vay. Ne çalışıyordu Sibel? Helal. Çıldırırsın. Çıldırırsın helal. Yani. Bizde akmalar. Evet. Geçen bana bir Arap vatandaş yol sordu metroda. Geldi şey dedi işte hani İngiliz falan filan. Ben de yes dedim ama nereden dedim yani. Keşke demeseydim. Ben demiyorum. No deseydim keşke. Benimle birlikte metroya geldi, eşlik etti falan. Benle konuşmaya çalışıyor. Ben onunla konuşamıyorum. Ya böyle kaldım, dedim ki ya ben İngilizce bilmiyormuşum, bunu kabul etmem lazım yani. Hayır Sibel, aslında biliyorsun ama o akışkan var ya. Hani... Değil mi? Gitmiyor abi. Olmuyor yani. Yanlış yapacağım falan. Yes I dozont'taki gibi aslında. Ya onun mesela şeyi, aksanı çok kötüydü, tamam mı? Aşırı kötü evet. Bir aksanı vardı. Hiç utanmadan adam konuşuyor ya. Sen şimdi diyorsun ki işte examin mi şey mi falan filan. Biz ona onlara çok takıldığımız için bence konuşamıyoruz. Şimdi farklı bir mevzuya girdik. Uzatmayayım ya. Yani neyse ama ya bu şeyden girdik yani. Hani sen dedin ya işte Boğaziçi yerdir falan. Aynen. Ya yok ya. Neyse son olarak arkadaşlar dışarı çıkmayın. Hatta Sibel kapatsın videoyu. Ya arkadaşlar lütfen ya. Sela da başladı şimdi, sesim benim. Geliyorum bilmiyorum da. Sela da başladı. Sela. Buraları şey yaparız, keseriz ama asla kesilmeyeceğini biliyorum. Hala asla kesilmeyecek. Arkadaşlar lütfen ya birazcık tutun kendinizi ya. Evde yapacak hiçbir şey mi bulamıyorsunuz yani? Evde yapacak bir şeyler bulun ya. Ya nasıl bulamıyoruz ya? Sen kitap okuyorsun mesela, insanlar kitap okusun ya. Okumuyorlar abi. Bununla ilgili abi, okuyacaklar bir video çekeriz. Tamam. Bununla ilgili bir video çekeriz de okumuyorlar. Sen de biliyorsun, kandırma kendini. Dizi izleyip film izleyin ya. Dışarı çıkacaksanız da böyle kalabalık yerlere lütfen girmeyin. Sizin yüzünüzden ben evde durmak zorunda değilim yani. Böyle. Aynen. Çok büyük bencillik aslında ya. Direkt düşüncesizliğe giriyor. Farkında mısın? Vay be. Evet. Hakikaten öyle yani. Evet. Böyle bitirelim. Ben daha çok yükselirsem sıkıntı olabilir. Sanal fakülte konuğumuzdu. Psikolojik fenci konuğumuzdu. Instagram sayfasından psikolojik fenciyi takip edin. YouTube'dan sanal fakülteye abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evde kalın evde. Evde. Vay. Nice pitch bro. Evde kalın.